Merhaba değerli izleyenler. Kanal 25 Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haber bülteni ile karşınızdayız. Bir yanda yoğun kar yağışı ardından hayatı durma noktasına getiren soğuk havaların ardından sıcaklıklar biraz arttı. Ancak gece saatlerinde Erzurum'a düşen kırağı karpostallık görüntüler oluşturdu. Gece saatlerinde -15 dereceyi gören Erzurum'a kırağı düştü. Özellikle ağaçları beyaza bürüyen kırağı adeta görsel şölen oluşturdu. Vatandaşlar oluşan doğa güzelliğini yakından görebilmek için araçlarını durdurup anı ölümsüzleştirdi. Doğa güzelliğini yakından görme fırsatı bulan vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. Kırağa düşen ağaçların görüntüsü görenleri büyülerken manzaraya tanıklık eden vatandaşlar Erzurum kış aylarında büründüğü beyaz ile doyumsuz manzaralar oluşturuyor. Bu da onlardan sadece birisi. Soğuk havaya aldırış etmeden bu manzara saatlerce seyredilebilir dediler. Yetkililer bölgede kuvvetli buzlanma ve don olayıyla yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Erzurum'da kamyonlarla 540 bin ton kar taşındı. Yoğun yağışların ardından Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri 2 ay boyunca iş makinalarıyla kamyonlara yükledikleri yarım milyon tondan fazla kar yerleşim birimlerinin dışına taşındı. Erzurum'da zorlu kış şartlarıyla mücadele eden belediye ekiplerince 2 ayda yaklaşık 540 bin ton kar iş makineleriyle kamyonlara yüklenerek şehir dışına taşındı. Yaklaşık 2 aydır aralıklarla devam eden kar yağışının yaşamı olumsuz etkilememesi için Erzurum Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri yoğun mesai harcıyor. Aralıktan bu yana 3 vardiya halinde sürdürülen çalışmalarda yüz binlerce ton kar kamyonlarla şehir dışına nakledildi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürü Bülent Eray yaptığı açıklamada yaklaşık 2 aydır karla mücadele çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Çalışmaları 7 gün 24 saat esasıyla yürüttüklerine dikkat çeken Eray, Erzurum genelinde 3 bölgede çalışmalarımız devam ediyor. 90 caddeye hizmet vermekteyiz. Her gün yaklaşık 500 personelimizle bu hizmeti sürdürmekteyiz. Şu ana kadar 2 aylık zaman dilimi içinde ortalama 540 bin ton civarında kar kaldırma çalışmalarımız oldu diye konuştu. Öncelik kaldırımlarda diyen Eray, yol yapım temizlik işleriyle park ve bahçeler müdürlüklerinin tuz kullanımımız daha geçen yıla oranla daha fazla oldu ve ona göre daha tedbirlerimizi aldık. Bu yıl 10 bin ton civarında tuz alım ihalesinde bulunduk. Şu anda tüm tedbirlerimizi almış durumdayız. Vatandaşlarımızdan istediğimiz bizlere güvenmeleri. Kar yağışının ardından ekiplerimiz ana arterleri aşmak için hemen çalışmaya başlıyor ve vatandaşlarımızın hizmeti için gece gündüz çalışıyor dedi. Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde PKK'lı teröristlerle girdiği silahlı çatışmada şehit düşen Jandarma Assubay Üst Çavuş Metin Aydemir'in ailesine ev hediye etti. Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, Diyarbakır Lice'de 19 Ağustos 2015 tarihinde PKK'lı teröristlerle girdiği silahlı çatışmada şehit düşen 24 yaşındaki Jandarma Assubay Üst Çavuş Metin Aydemir'in ailesine belediye meclisinin aldığı oy birliğiyle alınan karar gereği düzenlenen sade bir törenle ev tapusu ve anahtarlarını teslim etti. Palandöken ilçemizin nüfusuna kayıtlı Metin Aydemir şehit olmuştur. Dolayısıyla o gün biz ailesiyle bir görüşme yaptık. Şehit olan ailemize bir nebze de olsa destek olmak için bir ev sözü verdik. Şu anda o evin tapusunu ve anahtarını kendilerine teslim etmek için sizlerle bir arada bulunuyoruz.
Şehit ailesinin isteği doğrultusunda Palandöken ilçesi Yunus Emre mahallesinde bulunan bir inşaat firmasından ihale yoluyla alınan daire Başkan Bulutlar tarafından aileye teslim edildi. Brüt 200 metrekare evin anahtarını şehidin küçük kardeşi Mehmet Aydemir'e, tapusunu ise şehit annesi Fehime Aydemir'e teslim eden Belediye Başkanı Orhan Bulutlar yaptığı konuşmada şehitlik mertebesinin önemine vurgu yaptı. Başkan Bulutlar, "Şehitliğin bir bedeli olamaz. Onun bedelini ancak Allah verebilir. Peygamberlik mertebesinden sonra en yüksek mertebe olan şehitlik mertebesinde Metin kardeşimize ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine bir kere daha başsağlığı diliyorum. Biz bu evi vermekle sadece şehit ailesinin az da olsa acısına ortak olmak istediğimiz içindir." dedi. Özellikle terörde şehit olan ne kadar şehitlerimiz varsa o şehitliğe, o şehitlerimizin isimlerini yazdık. Dolayısıyla bizim bakış açımız budur. Biz her zaman bunların yanında olacağız. Bundan evvelki şehidimizin de yanında olduk, diğer şehitlerimizin de yanında olduk. Buna da aynı şekilde yanında olacağımızı burada ifade etmek istiyorum. Hediye edilen evin tapusunu belediye başkanı Bulutlar'ın elinden alan şehit Metin Aydemir'in annesi Fehime Aydemir, "Bu Türk bayrağında benim Metin oğlumun kanı var. Allah bu zalimlere fırsat vermesin. Bu akbabaların kökünü kazısın ve kahır etsin. Bu devlete huzur versin. Bir oğlum daha var. Binlerce oğlumuz var. Allah onlara bu devlete huzurlu askerlik yapmalarını nasip etsin. Bu vatan bizim ve devlet bizim. Biz var oldukça bu devlet de var olacak." dedi. Ben de oğluma bir şey dedim. Yani her zaman toprağımızı da korumak zorundayız. Yani ben bu tabiri de sadece devletimiz için alıyorum. Allah razı olsun, sağ olasın. Palandöken Belediye Başkanı Bulutlar ile birlikte şehit babası Tahsin Aydemir ve basın mensupları Yunus Emre Mahallesi'nde şanlı Türk bayraklarıyla donatılan ev gezildi. Belediye Başkanı Bulutlar burada şehit ailesine bir sürpriz daha yaparak ilk ev hediyesi olarak Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye etti. Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, daha önce de Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 19 Ekim 2011 tarihinde PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen Erzurumlu piyade onbaşı Mesut Kazancı'nın ailesine de Osman Gazi Mahallesi Yıldızkent semtinde ev alarak teslim etmişti. Arz ettiği Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim bizim için dünyada da daha üstündür. En büyük hediye oldu. Biz canımızı da ev için vermemişiz. Vatanımız için, bayrağımız için her an için veriyoruz. Her an için varız. Değil ki sadece benim çocuğum. Benim çocuğum bütün Türkiye'nin şehididir, bütün Türkiye'nin çocuğudur. Ve onun gibi rağmen tüm şehitlerimize Cenab-ı Allah bu Kur'an'ı hakkı için onları hakkı diyelerinden bırakmaz. Ben de anne olarak aynısını diyelim. Bilir mi? Benim için bu bayrağın değeri daha çok fazla. Benim oğlumun kanı bu bayrağındadır. Allah-u Teala bu zalimlere fırsat vermesin. Bu zalimlerin kökünü kazsın. Devletimize de rahatlık versin. Yakutiye Belediyesi Fen İşleri ekipleri köylerde kar çalışması yapıyor. Yoğun kar yağışları nedeniyle köy içi ulaşımda aksaklıklar olduğunu belirten Belediye Başkanı Ali Korkut, şehir merkezi öncelikli olsa da köylerin unutulmadığını ifade etti. Erzurum Merkez Yakutiye İlçe Belediyesi bağlı mahalle, köy ve köylerde kar çalışmasını ihmal etmiyor. Belediye Başkanı Ali Korkut'un şehir merkezinin kar yağışında öncelikli alan olmasına karşın köylerinde ihmal edilmediğini belirtiyor. Belediye Fen İşleri Müdürlüğü karla mücadele ekipleri şehir merkezi ile birlikte köy ve bağlı mahallelerde kar çalışmasını yapıyor. Ali Korkut, bağlı köy mahallelerimiz ve köylerimizde hizmetin aksamaması için gayret gösteriyoruz. Kar çalışması oralarda da yürütülüyor. Hizmetin yaz-kış bu alanlardan eksik edilmediğini gösteriyoruz dedi.
Köy ve bağlı mahallelerde yapılan kar çalışması, özellikle bacalardan temizlenen karların oluşturduğu tepeciklerin de kaldırılmasını sağlıyor. Ekipler köy işlerinde yer alan kar birikintilerinin temizlendiğini ifade ediyorlar. Türkiye 3. Lig 1. grupta zirve mücadelesi veren Büyükşehir Belediye Erzurumspor, evinde konuk ettiği Tekirdağ Spor'u 2-1 mağlup ederek yoluna devam etti. Maç sonrası kulüp başkanı Ali Demirhan ve yöneticilerle birlikte kulüp binasına geçen takımı Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ziyaret ederek yönetici ve futbolcuları ayrı ayrı tebrik etti. Kulüp binasında yöneticilerle ve futbolcularla sohbet eden Başkan Mehmet Sekmen, tüm Erzurumspor taraftarlarını ve Erzurumları Erzurumspor çıtası altında birlik ve beraberliğe davet etti. Mehmet Sekmen, her kentin mutlaka önemli bir markası ya da markaları vardır, olmalıdır. Büyükşehir Belediye Erzurumspor da Erzurum'un önemli marka değerlerinden bir tanesidir. İyi bilinmelidir ki Erzurum bir büyük şehirdir, hem de çok büyük bir şehirdir. Büyükşehir Belediye Erzurumspor da tüm ülkelerimizle birlikte şehrimizin takımıdır. Şehir olarak taraftarlarımız ve tüm kurumlarımızla beraber bu takıma sahip çıkılması gerekiyor. Şehrin futbol takımı o şehrin tanıtımında büyük bir pay sahibidir. Bunu iyi değerlendirmemiz lazım. Görüyor ve inanıyoruz ki Büyükşehir Belediye Erzurumspor hak ettiği yerde değildir. Bizim şu anda 2. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren bir takımımızı Süper Lig'e çıkması için tüm şehir olarak kucaklamamız gerekliydi. Ama olsun, gerek Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan arkadaşlarımız, gerek Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'da yöneticilik yapan arkadaşlarımız, teknik kadro ve gerekse futbolcularımız bu sezon 2. Lig'e çıkmak için canla başla mücadele etmektedirler. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'umuzu tüm şehir olarak el ele vererek birlik ve beraberlik içerisinde tüm samimiyetimizle destekleyerek 2. Lig yolunda hiçbir zaman yalnız bırakmamalıyız. Ben inanıyorum ki Büyükşehir Belediye Erzurumspor 19 ilçe ile birlikte tüm Erzurumlulardan alacağı destek ile 2. Lig'e yükselerek hem marka değerini daha da yükseltmek için hem de ilimizin tanıtımını yapacağı katkısıyla kalkınma ve gelişmeye önemli bir ivme kazandıracaktır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm Erzurumlulara sesleniyorum. Kenetlenelim, el ele verelim, hep birlikte Erzurumspor'umuzu 2. Lig'e taşıyalım diye konuştu. Evinde oynadığı Tekirdağ Spor maçını kazanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor şampiyonluk iddiasını sürdürdü. Konuk takım karşısında oldukça zorlanan mavi beyazlı ekip, Serdar Deniz'in her iki yarıda attığı birer golle galip geldi. Evinde oynadığı Tekirdağ Spor maçını kazanan Erzurumspor şampiyonluk iddiasını sürdürdü. Konuk takım karşısında oldukça zorlanan mavi beyazlı ekip Serdar Deniz'in her iki yarıda attığı birer golle galip geldi. 61. dakikada farkı 1'e indiren Tekirdağ Spor 10 kişi kalmasına rağmen karşılaşmanın son bölümünde Erzurumspor kalesinde üst üste goller kaçırdı. Erzurumspor Tekirdağ Spor maçı galibiyetiyle iç sahada oynadığı 11. maçında da 5. kez 3 puan aldı. 21 maçta galibiyet sayısını 10'a yükselten 7 beraberlik ve 4 yenilgisi bulunan mavi beyazlı ekipte gol sayısı 33'e çıktı. Kalesinde gördüğü gol sayısı ise 17'ye çıktı. Puanını 37'ye yükselten Erzurumspor iç saha grup sıralamasında bir sıra atlayarak 3.'lüğe yükseldi. Dış saha başarısı sıralamasında ise liderliğini sürdürdü. Erzurumspor Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynadığı 11 maçta 5 galibiyet ve 6 beraberlik aldı. Sahasında yenilgi yüzü görmeyen mavi beyazlı ekip İç sahada 18 gol attı, kalesinde ise 10 gol çıkardı ve 21 puan topladı. Dış sahada 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 de yenilgisi olan takım 15 gol attı. 7 gol yiyip 16 puan elde etti. Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulüp Başkanı Ali Demirhan, taraftar ve takım arasındaki dayanışmanın şampiyonluğu getireceğini ifade etti. 2-1 Erzurumspor'un galibiyetiyle biten maç sonrasında bir değerlendirme yapan Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulüp Başkanı Ali Demirhan, sezonun ilk yarısında
krediyi tükettiklerini, ikinci yarıda ise maçları kazanarak şampiyonluk ipini göğüslemek istediklerini söyledi. İstikrarsız gidiş için biz çok kışlar gördük, sonu baharla biten tanımlamasını yapan Demirhan, taraftar ve takım arasında dayanışmanın şampiyonluğu getireceğini belirtti. Erzurum gibi büyük bir kentte bu muhteşem taraftar ve Erzurumspor'a 3. lig yakışmıyor diyen Başkan Demirhan, teknik ekibe güvendiklerini, lig sonunda gülen tarafın Erzurumspor olacağını kaydetti. Serdar Balcan'ın kadroda olmamasını değerlendiren Başkan Demirhan, "Biz teknik yönetimin işine karışmayız. Neticede sorumluluk teknik yönetimde. Yıldırım'ın inisiyatifindedir. Biz taraftarımızın takımına, bize güvenmesine ve sabırlı olmasını bekliyoruz." dedi. Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Ahmet Yıldırım, Tekirdağ Spor karşısında alınan 3 puanın önemli olduğuna vurgu yaparak "Biz 3 puanı aldık, önemliydi. Yolumuza devam edeceğiz." dedi. Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Ahmet Yıldırım, Tekirdağ Spor karşısında alınan galibiyetin önemli olduğunu belirterek "Bizim için 3 puan önemliydi. Bunu da aldık. Yolumuza devam edeceğiz." dedi. Spor Toto 3. Lig 1. grupta şampiyonluk mücadelesi veren Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Tekirdağ Spor karşısında alınan 3 puanı değerlendiren Teknik Direktör Ahmet Yıldırım, "Önemli olan 3 puandı ve aldığımız için mutluyuz. Birçok pozisyona girdik. Golü erken bulmak, ilk yarıyı 1-0 üstün kapatmamız da bizim için avantajdı. Oyunun geneline baktığımızda futbolcularım üstün mücadelesiyle 3 puanı aldığımız için mutluyuz. Bu futbol ilerleyen haftalarda daha iyi olacak. Bizim için her maç final. Yolumuza devam edeceğiz. Futbolcularımı kutluyorum. Bizleri 90 dakika yalnız bırakmayan fedakar taraftarlarımıza teşekkür ediyorum." dedi. Erzurum'da haberin merkezi olan Kanal 25 Haber Merkezi'nin hazırladığı haber bülteniyle birlikte olduk. Hoşça kalın.